kuracağı bir danışma kurulunun önerileri doğrultusunda davranın. Özel idareler buna kaynak ayırsınlar. Çok basit çünkü otobüs işletmeleri var, uçaklar uçuyor oraya zaten. Bir takım kamu kuruluşlarına ait dinlenme evleri var. Bunlar otellere dönüştürülebilir, yeni oteller yapılabilir. Bunların hepsi olur. Size söylüyorum 3 yıl içerisinde, 3 yıllık bir çalışmadan sonra senede ortalama en az 1 milyon kişi geçer. Yıllık %10 artış da ben garanti edeyim size. Kişi başına 1000 dolarlık harcamayla oraya şu söylediğim yerdeki toplam nüfusu, şu an tam olarak bilmiyorum, yanlış bir sayı vermek istemiyorum ama 1000 dolarla 1 milyar, 1 milyar 100 milyon dolar bir kaynak ekstra getirin oraya. Örneğin Ağrı'da, şimdi her şey çok iyi tablolar çiziliyor ama ben kişi başına lütfen gayri safi milli hasılanın 1000 doların altında olduğunu düşünüyorum yılda. 500-300 dolarlarda gezen bir rakam 700'dü var. Biz bıraktığımızda 700-730 dolardı. Şimdi buraya böyle bir kaynak girdiği zaman o bölgede sadece bu konuşulur, hiç merak etmeyin. Yani, bu arada Sayın Bakan... Bu yapılır, hiç yapılmayacak bir şey değil. Yani kişi başına milli geliri artıyor Türkiye'nin. 10 bin dolarlara çıkmış durumda. O bölgelerde düşüyor, bu bölgelerde çıkıyor. Bu konuyla ilgili ne diyeceksiniz? Bu yani şey bu. Bu gelir dağılımındaki adaletsizlik Türkiye'nin en ciddi sorunudur. Şu an Türkiye'nin en temel sorunu budur. Bunu hükümet sadaka kültürlü aşmaya çalışıyor. O yöntemler iflas eder, bir yere kadar gelmez. Sonuçta da ortada bir insanlık onuru konusu var. İnsanlık onurunu düşünmeyen hiçbir siyasal hareketin kalıcı olacağına inanmıyorum. Evet, şu anda böyle ciddi sıkıntılar devam ediyor ama biraz azalma oldu. Yani gayri safi milli hasılanın dağılımında, bölüşümündeki adaletsizlik Türkiye'nin en büyük sorunudur. Buna herkesin ama sadece siyasetçilerin değil, en yüksek gelir grubundakiler dahil, başta belki de en büyük sorumluluk onlardadır, mutlaka ve mutlaka eğilmesi ve çözüm önerileri geliştirmesi lazım. Bundan turizmciler de en yüksek gelir grubu içerisinde olan kesim olarak bu konuya müdahil olmak zorundalar. En yüksek gelir grubu içerisinde olup da en çok kaybedenler olarak. Şimdi ama en yüksek gelir grubu, gelir olarak en yüksek. Baktığınız zaman 20 milyar dolardan bahsediyor Sayın Bakan. 24 milyon turist ve 20 milyar dolar civarında bir turizm geliri elde etmiş durumda Türkiye bu seneki rakamlar açısından 2009 için baktığınız zaman. Elimizde bir Avusturya ve Avustralya örneği var. 6 milyon veya 9 milyon turist Avustralya için 20 milyar dolara yakın bir rakam. Avusturya için mass turizm açısından bakıyoruz Avustralya'ya. Kış dağ turizmi açısından baktığınız zaman bir de Avusturya örneği var. 19 milyon turist, 20 milyar dolar civarında bir gelir var. Türkiye... Çok kısa sürede kalışlar vardır Avusturya'da da ondan. Yani çok geçiş noktasıdır. Günübirlik gidişler ağırlıktadır. Hafta sonu turları, ziyaretleri. Çünkü Almanya var yanında. İsviçre var, İtalya var gibi. Ama netice itibariyle rakama baktığı zaman 1000 küsur dolarlarda bir rakam var. Evet, yüksek, onu söylüyorum. Elde ettik. Verimleri bizden çok daha yüksek, doğru. Ve her şey dahil yok. Her şey dahil çok günah keçisi yapılıyor. Yani o bir zorunluluktan ortaya çıktı. Eğer işletmeler her şey dahil yapmak zorunda kalmasa onu yapmazlar. Çünkü işletmeler, sonuçta bakın gelir tamam. Düşüyor. Gelir düştükçe işletmeler de bu gelirden kendilerine isabet eden payın azalmasını engellemek açısından böyle bir yöntem deniyorlar. Her şey dahil şimdi. Yani oradaki kiralanan dükkanlar, verilen hizmetlerden alınan komisyonlar, bunların kayıt içi kayıt dışı tarafına falan girmek istemiyorum. Yani bir de böyle bir tarafı var işin. Çoğunluğu kayıt dışı zaten, biliyorsun, söylemeye gerek yok. Neyse yani bunu sektörün bunu da aşması lazım ama. Yani artık bunlara zamana ihtiyacı var. Yok artık, yeter, daha zamanı yok, batıyor. Zamanı yok mu? Hayır abi. Şimdi bakın, rasyonel olmayan, öz kaynak üretmeyen hiçbir enstrümanla ila nihaye bir şeyi destekleme şansı yoktur. Yani ben zararına iş yapacağım ama işte farklı yerlerden elde etmiş olduğum gelirlerle, tırnak içinde söylüyorum, bunların içerisinde kayıt dışı da olabilir, o gelirlerle bu dengeyi sağlayıp kâra geçeceğim. Hayır, böyle bir şey olmaz. Evet. Bunu zamanında deneyen bütün işletmeler battılar. Şimdi isimlerini vermeyelim. Önemli. Turizm sektörüne çok ciddi katkıda bulunmuş insanlardır onlar. Öncülerdir gerçekten ama keşke o potansiyel daha olumlu kullanılsaydı da böyle kötü sonuçlara gitmeseydik. Şimdi bu kötü. Yani ben turisti buraya zararına getireyim, sonra başka bir takım verimlerle karlılık elde ederim. Böyle bir şey bana... Artık herkes her şeyi kendi ülkesinde rahatlıkla bulabiliyor. Türkiye'de aranan bir şey varsa kendi ülkelerinde de var. Onun için alışveriş noktasında ciddi kayıp var. Türkiye turizm açısından baktığımız zaman... Halbuki bu canlı hale getirebilir. Mesela İstanbul çok ciddi bir alışveriş merkezi olabilir şimdi. Ama Sayın Bakan, şimdi baktığınız zaman İstanbul, Muğla ve Antalya üçgenine sıkışmış. Üç havaalanımız var. Başka havaalanımız yok gibi. Evet, doğru. Ankara'da da havaalanı var Sayın Bakan. Trabzon'da da var. Samsun'da da var. Var. Adana'da da var. Birçok havaalanı var. Ve Türkiye'nin her tarafına gittiğiniz zaman bakanlık yaptınız. Birçok şehre gitmişsinizdir. Tarihi temsil etmeyen hiçbir şehir veya kasaba yok Türkiye'de. İlla ki her yerde bir şey var. Niçin bu üç şehir?
Bu sıkışıklık şimdi biraz önce anlattım, bakın 85'in ortasından itibaren Türkiye tercihini, temel yatırım tercihini, teşviklerini ve sistematiğini, ona isterseniz turizm politikası adını verin. Evet. Bunu var mı turizm güneş, politikası deniz Türkiye'nin? Ve kum üçgeni üzerine oturttu. Resmi bir politika mıdır bu? Hayır, o zamanki teşviklerle ortaya çıkan sonuç bu. Yani teşviklerin sonucu. Evet, yani zaten turizm işte tek başına ben böyle turizm politikası yoktur demeyi çok ucuzcu bir yaklaşım olarak görüyorum. Yani hamaset olarak görüyorum. Turizm politikası olmaz. Turizm tek başına bir disiplin değil ki politikası olsun. Ama düşünün ki hızlı çalışan objektif yargı, iyi işleyen trafik düzeni, zamanında kalkan uçaklar, efendim gümrüklerdeki uygulamanın, pasaport işlemlerinin kolaylığı, insanlara sempatik davranma, bunların hepsi turizmi etkileyen şeyler. Şimdi kalkıp turizm politikası yapıp turistlere iyi davranın, öbürlerini bırakın mı diyeceğiz? Böyle bir şey olmaz. Ayırtmamak lazım. Ben bir de turizm şöyle yapılması lazım. Yani turizmle ilgili ne yapılacaksa, her ne yapılıyorsa ve bundan sonra ne planlanacaksa Türk halkının mutluluğu için yapılmalıdır. Türk halkının standartlarını yükseltilmesi için yapılmalıdır. Bunlar yapıldığı takdirde dışarıdan gelenler kendi özgür iradeleriyle parasını vererek bu yaşantının bir bölümüne katılırlar, bunu paylaşırlar. Yoksa turistler için, yani Türkler için ayrı böyle bir entegrasyon modelinin çok ilkel olduğunu düşünüyorum. O zaman fiyatlandırma konusunda da aynı savunmayı yapıyorsunuz. Yani netice itibariyle Türk müşteriye ayrı bir fiyat uygulaması, Avrupalı müşteriye ayrı bir fiyat uygulaması. Ama süre gelen bakın, onda da sektöre ciddi bir haksızlık ediliyor. Hayır, o şöyle toptan alanla perakende alana farklı uygulama her yerde de yapılıyor. Netice itibariyle Türk müşteri de Mayıs ayından itibaren toptan almaya başlıyor. Nasıl belki bugün yok. Nasıl alıyor? Erken rezervasyon biliyorsunuz geçen senelerde başladı. Can, bir iki tane meslektaşımız denediler. Aylarında ciddi bir hareket. Şimdi bu tur operatörlüğü modeli gelişirse olacak ama dünyadaki trend de öyle değil belki. Yani o fiyat konusunu geçelim. Geçmeyelim, haksızlık etmeyelim sektöre. Yani şimdi Türk müşteriye ayrı Türkler giremez. Bunlar yanlış şeyler. Çok hamasi yaklaşımlar bunlar. Eğer bu işletme yabancıya da çok yüksek fiyatla satabiliyorsa yani niye satmasın? Deli olması lazım. Evet, doğru söylüyorsun. Yani, peki Sayın Bakan, baktığınız zaman 3 şehirde 3'ünde havaalanımız var dediniz. Hayır. Öyle bir yanlış izlenim çıkıyor. Sanki öbürlerinde yok, evet, gibi eleştirdim. İroni yaptım. Öbürlerinde de havaalanları var ve ciddi anlamda turizm potansiyelleri var. Türkiye'de turizm, hadi 1998'den sonrasına bakmak gerekiyor. Çünkü yatırımların en hızlı olduğu dönem, yani büyük çaplı yatırımların yapıldığı dönem 98-99 yıllarından sonra başlıyor. Yani otel ve konaklama sektörü, uçak sektörü olarak. Öncesinde başlayan yatırımlar, öncü yatırımlar. Olur mu? Oturma yatırımları. Hayır, ondan sonraki hayatı çok fazladı ki. Yani 2000'den önce ne yapıldıysa yapıldı. 2000'den sonra yapılanlar? Ya yapıldı ama 2000'den önce yapılanlara kıyasladığındaki artış, kıyasladığınız zaman çok fazla. Havaalanında terminal binası yaptık. Uçak sayısındaki artış. Bugün sektör özel havacılık 290 uçağa çıkmıştı. Türk Hava Yolları'nın kaç uçağı var? 122 mi? Öyle bir rakam olması lazım ama özel sektöründe charterları 290 civarında. 2010'da 290 uçakla özel sektör uçuyor. Yani nereye varmak istiyoruz? Varmak istediğimiz nokta bu. 3 şehrin dışında başka bir destinasyon yaratamaz mıyız? Hiç şüphe yok yaratır ama şimdi şöyle oluyor biz. Mesela bu mass turizmden, kitle turizmden umduğumuz verimi elde edemeyip tıkama ve darboğaz başlayınca bu defa duruyoruz. Diyoruz ki biz ekonomik kriz de var dünyada. Kültür turizmi daha nitelikli, daha üst gelir grubu müşteriye hitap eden bir turizm türüdür. O zaman biz kurtuluş kültür turizminde buluruz. Siz 25 sene hiç yatırım yapmayın. Bunu özendirmeyin. Kültür söylüyorsunuz. Turizmine. Evet. Ondan sonra hiç yatırım yapmadınız, özendirmediniz bir konuyu Türkiye turizm sektörünün kurtarıcısı olarak görün. Ben bunu çok hayalcilik olarak nitelendiriyorum. Yani büyük bir hayalcilik olarak nitelendiriyorum. Yani, söyleyeyim mi? O zaman 2000'in Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'a gelelim. Kültür turizminden bahsettiniz. Kültür turizmi, Türk turizmini kurtarması için araç olarak kullanılmaya çalışılıyor 25 seneden sonra. Araç demeyelim, yani gerçeğe doğru dönüyor. Bakın size dedim ki ben 1970'li yıllarda şimdi? 70'li yıllarda 1.10'da 2 milyon turist gelip bunun 300 bini, %30'u şeye giderdi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya giderdi, gezerdi. Veya işte %25'i neyse. Şimdi bu önemli bir orandır. Şimdi bu oran çok düşük. Aynı orana diyelim ki 26 milyon kişi içerisinde ulaşabilsek zaten birçok şey çözülecek. O sizin sorduğunuz soruların zaten rakam. Cevabı kendiliğinden çıkacak. Evet. Yani diyelim ki %25'ini, %30'unu götürebilsek. Şimdi burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözümü hayda şimdi hep birlikte kültür turizmi yapıyoruz olamaz. Olmamalı. Çünkü bunun altyapısı var. Bununla ilgili insan dokusunun bunu kabul etmesiyle ilgili yerel yönetimlerin hazırlanması lazım. Orada yaşayan halkın bu konuda çok iyi eğitilmesi lazım. Eğitim dediğimde kalkıp okul eğitimi değil, sokakta evet, da eğitimi gerekiyor. Dershaneleri toplamayacağız. Evet, bu ama yani bir iletişim, bilgi aktarımı olması lazım. Oradaki esnafın, oradaki lokantalardan başlayarak, kahvehanelerden başlayarak standartlarının yükseltilmesi, belirlenmesi ve belli bir noktaya getirilmesi lazım.
Kahvehanelerde standart kalmaz zaten biliyorsunuz. Birçok yabancı marka kahvehane. Biz yapacağız. Bir daha program yaparsanız. İnşallah. Yani öyle bizim, gözüküyor diye tahmin ediyoruz. Yok, bizim bir derneğimiz var. Turizm Araştırmaları Derneği. Evet, o konuda biliyoruz. Ciddi bir araştırma yaptık. Bir daha program yaparsak İnşallah. O zaman açıklarız size kahvehaneleri ve lokantalarla ilgili standart evet konusunda gidiyoruz. Bir standartizasyon gerekiyor dediniz. Turizm Bakanı olduğunuz dönemde de şu andaki devam eden süreçte de sizden önceki dönemde de şehirlerdeki otel standartları konusunda uygulanan sistem aynı. Biliyorsunuz kontrollerler kurulu tarafından vasıta yönetmeliği var. Puanlama yapılarak yapılıyor. Doğru. Şimdi İstanbul'daki bir 5 yıldızlı otelle Antalya'daki bir 5 yıldızlı otel arasında bir fark var. Baktığınız zaman yani dışından bile baktığınız zaman bir fark görebiliyorsunuz. İstanbul'dakiler arasında da fark var. İstanbul'dakilerin kendi arasında zaten bir fark var. Burada bir kategorize oluşum yapmak gerekmiyor muydu? Çok geç kaldı? Veya mas turizm otelleriyle şehir otellerini, dağ turizmi otellerini, kültür turizmi otellerine bir ayrıştırmaya gitmek gerekmiyor muydu? Yani şu ana kadar bu sizinle yani alakalı bir şey değil. Genel kültür turizmi 5 yıldızlı oteliyle sahil turizmi 5 yıldızlı oteli de elde edemezsiniz. Hayır, kültür turizminde mesela gidip Kapadokya'da mağarayı yıkıp 5 yıldızlı otel yapamıyorsunuz. Biliyorsunuz ne yapıyorsunuz? Orada bir restorasyon yaparak. Zaten 5 yıldızlı değil ki o işte. Butik otel yapıyorsunuz ama. Tamam. Bir trend oluşuyor. Özel işletme belgesi. Özel işletme belgesi veriyorsunuz. Ha. Şimdi İstanbul'a baktığınız zaman Taksim'de işte X otele bakıyorsunuz. Gidiyorsunuz Antalya'ya. Falez bandında baktığınız zaman başka bir X otel. Aralarında ciddi farklar var. Ya bunu nasıl aşacak Türkiye? Yani mas turizmle kültür turizmi veya şehir otelciliğini farklı bir kategorizasyona sokmak gerekmiyor mu? Bunu önceki programlarımızda... Sektörün içinde yer aldı. Ben size hemen vereyim cevabını onun. Cevabı var. Sektörün de içinde yer aldı. Demokratik, sivil bir inisiyatifin bir öneri mekanizması geliştirmesi. Bu bir think tank mi? Hayır. Söylediniz. Yani buna benzer çalışma işte bir daha program yaparsak biz dernek evet, olarak bu konuda yapacağız. Şey Tek Sayın Bakan yani bunun yurt dışı tarafından yurt dışında veya yurt dışındaki herhangi var, bir kontroller firması tarafından kontrol edilip firmaları firma bırakın. Veya kuruluş. Burada önemli olan bir STK. Şimdi burada önemli olan STK doğru. Bir sivil toplum kuruluşu. Yani ben örneklerimi yaparken bunları da içine işte alıyorum. İşte burada zaten belki Turizm Bakanlığı ya da Turizm Bakanlığı bizim anladığımız anlamda fonksiyonlarını yerine getiren bir kuruluşun tüketicinin aldatılmaması ve daha fazla, daha çabuk, daha kolay bilgiye ulaşabilmesiyle ilgili önlemleri alması ve koşulları yaratması lazım. Bunu yapacağız. Bu evet. Olursa olur. Sayın Bakan, şimdi Antalya'dan başladık, İstanbul'a doğru geldik. İsterseniz bir reklam arası verelim. 2010 Avrupa Kültür Başkenti'yle ve kültürle devam edeceğiz. Gerçi Turizm Bakanlığı yaptınız. Kültürü karıştıracağız ama müsaade ederseniz. Değerli izleyiciler, turizme dair kısa bir reklam arasından sonra Sayın Bakan'la programına devam edecek. Değerli izleyiciler, turizme dair ikinci bölümde Sayın Bakanımız Bahattin Yücel Bey ile olan söyleşimiz devam ediyor. Sayın Bakanım, son bölümde herkes kültür turizmi yapmaya çalışıyor veya bunu yeni keşfetmiş gibi bir şeylerden bahsettiniz. Bu arada 2010 Avrupa Kültür Başkenti de önümüzdeki günlerde resmi olarak açılıyor. İstanbul hazır mı 2010 Avrupa Kültür Başkenti olmaya? Hemen bir düzeltme yapalım. Herkes kültür turizmi yapmaya kalkıyor demeyelim de herkes kültür turizminden kurtarıcılık bekliyor. Dedim. Yani öyle onu söyleyelim. Tabii uzmanlık isteyen bir konudur yani. Evet, herkesin çok yapması çok istiyor. Evet. Çok özenle üzerine girmesi gereken bir konu. Ben İstanbul Avrupa 2010 Kültür Başkenti biliyorsunuz Sayın Başbakan mecliste büyük bir coşkuyla İstanbul Avrupa'nın kültür başkenti oldu. Şimdi sıra dünya başkenti olmasına gibi bir açıklama yaptığı için çok abartıldığı kanısındayım bunun. Avrupa'da, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde zaten herhangi bir şehri Avrupa Kültür Başkenti seçilmemiş ülke kalmadı bildiğim kadarıyla. İstanbul'da maalesef tek başına değil. Bu Türk kamuoyundan bence ustalıkla gizleniyor gibi geliyor bana. Biri Peç Macaristan'da. Evet. Diğeri de Almanya'daki Ruhr Havzası'nın başkenti sayılan Essen. Bu da iki tane bayağı şehir. Bayağı küçük şehirler. Yani bu iki tane şehir toplasanız İstanbul Avrupa yakasının bir bölümünü oluşturur mu oluşturmaz mı? Olmaz. Yani evet, o yüzden... O yüzden İstanbul'a karşı ciddi bir haksızlık yaptığımız kanısındayım. Bunu bilmemiz lazım. İstanbul bence dünyanın merkezidir. Bütün yollar Roma'ya çıkar, eskiden deyimiyle darbu meselinin İstanbul için söylendiği doğrudur. Şimdi şuradan çıkın, bu çekim yaptığımız yerden Ayasofya'nın karşısındaki milyon taşı dünyanın merkezini işaret eder.
Ayasofya'nın kubbesinin tepesinden bir zaman dilimi gösteren meridyenin geçtiği kabul edilir. Daha sonra Greenwich'e taşınmıştır o. Öyle alınmıştı dünya seyahat ayarı için. İstanbul gerçek anlamda dünyanın merkezi. Sadece bu tarafıyla değil. İstanbul sur içinde eksi milattan önce 6700 yıla kadar giden, tarihlenen son günlerde ortaya çıkartılan bir höyükle de Yenikapı kazıları sırasında İstanbul'da bir höyük var. Evet, İstanbul'da. Yani günümüzden 8500 yıl öncesine giden halk arasında cilalı taş devri diye bildiğimiz Neolitik çağdan kaldığı ortaya çıkan kanıtlarla birlikte şimdi yanılmıyorsam bir bölümü arkeoloji müzesinde sergilenen bir takım buluntular var ki Yenikapı bahsettiğimiz Yenikapı, evet, tarafındaki. Evet, bu Tüp Geçit'le Marmara Rayı'nın kesiştiği yerdeki bir transfer istasyonu kazısı sırasında ortaya çıkartılan ve varlığı bilinen ancak kanıtlanmamış olan Likos Nehri'nin Marmara'ya karıştığı yerin de ortaya çıkartıldığı bir bataklık. O bataklığın içerisinde bulunan ahşap savunma silahları, kano kürekleri dahil çok önemli buluntularla İstanbul'un, bu bölgenin, bu bölgedeki yerleşiminin tarihi değişmiş bulunmaktadır. Dünya kültür mirasının en önemli, evet, noktası. Bence bana sorarsanız İstanbul'da çok ciddi petrol bulunmasıyla eş değerde hem etki hem de gelir kaynağı olacak şeydir ama maalesef o konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'yi yönetenlerin yeterli ölçüde duyarlılık göstermediklerini ve bu duyarsızlık nedeniyle bunun sahiplenilmediğini üzülerek görüyoruz. Şu anda bu haber olmuş durumda fakat sahiplenilmiyor diyorsunuz. Bu haber bu oldu. Arkeoloji müzesinde, evet, de bir kısmı sergileniyor. Aldı getirdi, daha sergilendi. Şimdi kaldırılacak galiba. Daha fazlası orası bir sergileme alanı olarak ilan edilebilirdi. Bu inşaatlar kaydırılırdı. İnşaatı devam ediliyor bu alanda. Tabii. Biz o konuda, evet, o konuda biliyorsunuz. Evet, bu arada dediğiniz de haklısınız. Evet, biz de ilk yüzden, başta bunu anlayamadık. O yüzden yani İstanbul'a şimdi Avrupa Kültür Başkenti 2010 demenin de çok övülecek bir tarafı kalmadığını düşünüyorum. Bir. İkincisi bununla ilgili çok ciddi bir etkinlik yapılmadı. Önemli gelir kaynağı sağlayacak bir yasa çıkartıldı. Ancak bu yasada öngörülen yönetim biçiminin gerektirdiği şekilde davranılmadığı için ajans konusunda bahsediyoruz, evet, herhalde. Evet. 2010 Avrupa Ajansı Başkenti Ajansı. Ajansla ilgili. Son dönemde de ciddi istifalar yaşandı biliyorsunuz. İstifalar yaşandı. Oradaki bir takım usulsüzlüklerin yapıldığı, kayırmacılığın ve bir takım yandaşların desteklendiğine ilişkin çok ciddi söylentiler çıktı. Bunların üstü örtüldü. Şimdi işte İstanbul'un kendi kendine yaptığı, biraz da içeriye basına verilen televizyon ve gazete ilanlarıyla aslında farklı bir kamuoyu oluşturmaya amaçlayan bir gelişme yaşıyoruz. Hazır mı İstanbul? Ya kültür başkenti noktasında bir kültürden bahsediyoruz. Anlatıyorum size, hazır olsa gidip Yenikapı kazılarına sahip çıkar İstanbul'u yönetenler. Sadece Yenikapı mı? Ayrıca kalkarlar gelirler burada biliyorsunuz şeyin üzerine, Kolizyum'un üzerine bir büyük yapı yapılıyor burada. Otel yapılıyor. Danıştay kararına rağmen de ben durduğunu zannetmiyorum. Bir şekilde Punt'a gelip yapacaklar onu oteli. Four evet, Seasons, evet, otelden bahsediyorsunuz, evet, değil mi? Evet, biz Four Seasons'ın sahiplerine, evet, yazılar yazdık. Dedik ki, evet, çok duyarsız davranıyorsunuz. Tam tersine duyarlı olduğunu söyleyen bir işletmesiniz. Acaba aynı şeyi Roma'da size yaptırırlar mı, Paris'te yaptırırlar mı? Bu bir utanç meselesi. Kesinlikle mümkün değil. Hayır, değildir. Kesinlikle. Ama Türkiye'de şey yapılıyor. Adına da arkeoloji parkı dediler. Ne demek şu arkeoloji parkı? Bir büyük kültür hazinesinin üzerine, bir büyük varlığın üzerine Türkiye'de maalesef. Yani geçen gün Semavi Eyci hocamızı dinledim. Onun anlattıklarından sonra bir, evet, kere daha bu İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti'ne düzenleyenlerin, yürütenlerin, yönetenlerin, karar verenlerin bir kere daha düşünmeleri gerektiğini. Artık geçti ama 2010 Avrupa Kültür Başkenti başlıyor. Tabii. Hayır, 2010 Avrupa demeyeyim ama kültürü yok etme başkenti etkinliği olabilir. Bu bakın, kadar. Bu kadar net. Evet, net söylüyorsunuz. Peki bu arada sadece Likos adlı bir akarsudan bahsetmemiz gerekmiyor herhalde. Elimizde bir Haliç var, Haydarpaşa var. Selimiye Kışlası var. Galata Port bu 4-5 yıldır gündemdeydi. Sonra düştü gündemden. İstanbul'a baktığınız zaman tepeden tarihi yarımada. Şimdi biraz evvel tarihi yarımada olarak. Biraz evvel size Claude Lelouch'un filminden söz ettim. Evet. Tarihi yarımada ile ilgili, evet, bir çok ciddi tanıtım kompozisyonu filmi vardı. Tanıtım filmi var ama aynı zamanda bir fotoğraf vardı. O fotoğraftan çıkartılmış, üretilmiş afişler de vardı. Kentler siluetleriyle anılırlar. Ruhu. Kentin ruhunu, silüeti, görüntüsü yansıtır. Şimdi düşünün, İstanbul'da Galata Port'u yapacaksınız. Hiçbir zaman olmayan, şekilsiz bana göre, kübik bir projeyi görmüştüm. Camdan binalar. Onların önünde de her biri 3500 ila 5000 kişi kapasiteli hevla gibi gemiler gelecek, yanaşacak. Bunlar İstanbul'da neyi görmek isteyecekler? İstanbul'u.
İstanbul'un görecek tarafını kapattırıyorsunuz bunlarla. Yani Avrupa yakasının silüetinin önüne birer hançer gibi getirip bunları tek tek saplıyorsunuz. Ama bu İstanbul'u sevmek oluyor. Durdu değil mi Sayın Hayır Başkan? Durmadı. Sayın Başbakan o projenin yürüyeceğini, Sayın Ulaştırma Bakanı da o projeyle ilgili ihale çalışmalarının başladığını söylediği için ben altını çiziyorum. Yani, bu arada yani şu anda durmuş gibi gözüküyor. Ben hayır, durmamış. Şu anda canlandırılmak üzere diye görünüyor. Şimdi burada bakın bu getiriyorsunuz o heyluları hançer gibi kentin görüntüsünün ortasına saplıyorsunuz orta yerine. Yetmiyor. 5 tane gemi ortalama geldiğinde 15 bin kişi çıkacak. 15 bin kişiyi ortalama 40 kişiden otobüse bölün. Binlerce otobüsü alacaksınız. Kentin trafiğinin en yoğun olduğu yere çıkartacaksınız. Zaten bir trafik sıkıntısı yok mu İstanbul'da? Çıkartacaksınız. Ona yani yeni bir trafik oraya sıkıntısı eklemenin manası yok. Söylüyorum, anlatıyorum size. Oraya çıkartacaksınız bunu. Onlar nereye görecekler? Tarihi Yarımada'ya gelecekler. Yani buraya gelecek. Bulunduğumuz yeri görecekler. Galata Port Topkapı Sarayı'nda, Ayasofya'yı, Sultanahmet. Hayır, bu yapılıyorsa ben onu anlatmaya çalışıyorum. Burada olmak zorunda mı? Yani illa orada mı olmak zorunda? Başka bir yerde olabilir, yapılamaz mı? Olabilir, yapılabilir. Zeytinburnu'nda Kasçeşme arasında geniş araziler var. Karayolu bağlantıları var, havaalanı yakınlığı var, her şey var ama hayır, illa buraya. Neden? Öyle isteniyor. Burada başka bir soru işareti var o zaman. Bilemem. Başka bir soru işareti. Kimseyle suçlamak doğru değil. Her şeyde spekülasyon da yapmak doğru değil ama yani hiç mi bu kentin sahibi yok? Hiç mi bu kentte turizmci yaşamıyor? Hiç mi bu kentte mimar yok? Hiç mi bu kentin kendisiyle bütünleştiğini söyleyen, kente kendisini ait eden insanlar, ait eden insanlar yok? Bir Türk Seyahat Ajantada Birliği var. Siz başkanlığını yaptınız. Şey olarak baktığınız zaman bu konularda çok herhalde etkinler. Herhalde onların da savunmadıklarını düşünüyorum. Ben savunduklarını duymadım. Yani mutlaka hayır, buna karşı onlar bu konularda çok etkinler. Ben de onu yani etkili olmalılar. Etkili olmalılar. Uyarmalılar şeyleri. Yani bunun önüne geçmek lazım. Bu şimdi bakın bir feci bu. Kaldırın oradaki bütün antrepoları. Bunlar hep sonradan yapılmıştır. Hiçbir tarihi değeri de yoktur. Açın şehrin önünü. Yani insanların kıyıda gezecekleri yerleri açın. Bakın orası. İstanbul'da bu ülkenin var. Tarihine sahip çıkması. Yani Nusretiye Camii var. 19. yüzyılın başında yapılmıştır. Evet. İkinci Mahmut dönemi eseridir. Bir ondaki o zerafete, o üsluba bakın. Bir onun yanındaki Amerikan pazarlarına bakın. O Amerikan pazarlarının ortasında denizlik işletmelerinin garaj işletmesi var, atölyesi var biliyor musunuz? Otopark var. O atölyenin ne var biliyor musunuz? Abdülhamid'in 30. saltanat yılı nedeniyle İstanbul'a armağan ettiği Saat Kulesi var. O tophane ve humbarahane komutanlık binasının önündedir. Orayı kapatmış durumda zaten. Şimdi oraya siz Amerikan pazarları, nargile kahvehaneleri yapıyorsunuz. Koca koca gemileri gibi antrepo var, gümrük var. Bu bir rezalet. Yani bu kente karşı işlenmiş en büyük suçlardan bir tanesi bu. Şimdiki Galata'daki rıhtımı açın. Şehir hatları vapurları girsin çıksın, o fonksiyonu yerine getirsin. En azından kendi kültürümüz. Evet. Şehir hatları yaşasın, bize ait bir şey. Hayır yaşasın o. Yani o büyüklük öyle. Geçmişteki büyüklük tamamı yapıyormuş. Şimdi bunu yapın. Bunu kimse tartışmıyor. Ben anlamıyorum. Ben işte elimden geldiğince yazıyorum falan biz ama kimsenin okuyup yazdığını sizinle beraber tartışıyoruz şu anda. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bir yaklaşım. Yani bu arada bunun illaki Zeytinburnu Kazışçeşme arasında olması da gerek. Bu daha da ileriye gidebilir. Bulunabilir. Boş olan çok fazla. Bilmiyorum. Daha da ileri giderse günübirlik ziyaret edenlerin de ziyaret süreleri kısıtlanır. Bunu görmek lazım. Yani bakalım, orada teknik bir konu ülkeler var. Ülkeler geliştirdikleri planlar ve projelerle birçok noktayı aşıyorlar. Şimdi bu yani bu ama bu yok. Bürokrasi sorunu şimdi var. Şimdi bakın yani. Bu yok.